Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniniz Hasan Yığın. Polinomlar konusunun 22. föyünün arkasında bulunan ödev testindeki soruları sizlere çözeceğim arkadaşlar. Şimdi soru çözümüne başlıyorum. Evet, birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ifadesinin çarpanlarından biri değildir diyor. Çarpanlarından biri değildir derse arkadaşlar iki kare farkı şeklinde yazabiliriz biz bunu. X kare eksi y kare artı y kare diye yazabiliriz arkadaşlar. Buradan da x eksi y çarpı artı y gelir. Burada da ne geldi? X kare artı y kare geldi. Şimdi x, arkadaşlar y eksi x ile x eksi y aynı şeydir. Yani bunu eksi pantisini aldığınızda bu çarpanı, bu ifade bir çarpan olarak burada bulunabilir. Bunun değil. X artı y var. Şimdi x kare eksi y kare de olabilir arkadaşlar. X kare eksi y kare de biz y kare eksi x kare de yazabiliriz. Bunu eksi parantezine aldığımız zaman bunu da bulabiliyoruz. X kare artı y kare de bulabiliyoruz. Y küp eksi y küp eksi x küpü bulamayız arkadaşlar. Bu ifadenin bir çarpanı değildir. Yani bu ifadeyi tam bölmez. Diğer anlamıyla. X kare eksi y 16. X eksi kök y 12 olduğuna göre diyor. Bunu şu şekilde çarpanlar iki kare farkı şeklinde yazalım arkadaşlar. İki kare farkı şeklinde yazarsak biz bu ifadeyi ne olur burası? X eksi kök y çarpı x artı kök y diye biz bu ifadeyi yazabiliriz. X eksi kök y'nin değeri 2 idi. X artı kök y'nin değeri de 8'dir arkadaşlar. X artı kök y'yi 8 alırsak x eksi kök y'yi de 2 alırız. Buradan gitti. 2x eşittir 10. X'in değerini 5 aldık. Kaldık arkadaşlar. 5'ten 5 koyduğumuz zaman 3 kaldı. Y de 9 geldi. Buradan x'in değeri x 10 oldu. 9 da buradan var. 19 oldu. 2x artı y de 19 yapar arkadaşlar. X işte 5 bölü 2 olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar x 2'nin küpü artı 3 çarpı x 2'nin karesi artı 3 çarpı x 2 artı 1. Bunu binom açılımından gördüğünüz zaman yani bu bir binom açılımıdır. X82A gibi yani bir değişken, tek bir değişken gibi görürseniz bir sayının küpü artı 3 çarpı bu sayının karesi. Başka bir terim yok. Bakın burada da o zaman ikinci terimi 1'dir bu ifadenin arkadaşlar. Yani biz bu birinci terime x82 dersek ikinci terim de 1'dir arkadaşlar. X82 artı 1'in şu şekilde küp açılımını düşünebiliriz burada. X 2 artı 1'in küp açılımı bu ifadenin değerini verir bize. Buradan da burası ne geldi arkadaşlar? X 2 artı 1, X 2 1 yaptı. X 2 1'in küpü geldi. Değerini ne yazacağız? 5 bölü 2 yazdık. 5 bölü 2'den 1 çıktığında 3 bölü 2 kaldı. 3 bölü 2'nin küpü de o da 27 bölü 8 geldi gençler. Evet. Arkadaşlar buradan devam edelim. Bu ifadenin çarpanlarını istiyor bizden. Çarpalım arkadaşlar. X kare çarpıyoruz arkadaşlar. X kare eksi x artı eksi 2. Burada var. Eksi 6 oldu. Bölü x artı 3. İfadede ne geldi arkadaşlar? X kare artı x eksi 6 bölü x artı 3 oldu. Buradan sadeleştirelim. Bu ifadenin çarpanları x artı 3 çarpı x eksi 2'dir. Aşağıda da x artı 3 çarpan olarak vardır. Var zaten. Bunlar birbirini götürdü. Sonuçta x eksi 2 geldi arkadaşlar. Bu ifademizi İngilizce kurursak yani bu soruda ne istiyor? İfadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar her birini çarpanlara ayıralım. Bu ifadenin çarpanları hızlı bir şekilde ayıracak olsa x eksi 2 1 olarak yazılır. Bunun çarpanı da x artı 2 çarpı x artı 1 olarak yazarız. Bu ifadenin çarpanları nedir? X eksi 2 çarpı x eksi 1'dir. 1 bak. Şimdi kendi işlerinde götürebiliriz. Bunu götürdük. 1 de bunu götürdük. Burada 1 kaldı. O zaman x eksi 2 bölü x artı 2'yi yazalım. Çarpı diyelim. 1 bölü x eksi 2 diyelim. Şu x eksi 2'ler birbirini götürür. Kalan 1 bölü x artı 2'dir arkadaşlar. Bu ifadenin sade şekilde 1 bölü x artı 2 olarak bulunur. İfadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunun çarpanları x kare eksi 9 çarpı x kare eksi 1
bölü x3 çarpı bir gelir. Bunun çarpanı x3 çarpı x artı 3. Bunun çarpanı da x1 çarpı x artı 1 geldi. Bölü x3 çarpı x artı 1 geldi. X artı 1 ile gitti. x3 ile gitti. Sonuç x artı 3 çarpı x1 geldi. Bunu açarsanız x kare artı 2x eksi 3 geldi arkadaşlar. Artı 2x eksi 3 de buradan bulunmuş oldu. Evet. Bu köklü ifadeyi hesaplayabilmemiz için 120 ile 124'ü çarpıp 4'e toplayıp sonra kökünü almak zaman kaybettirir bize arkadaşlar. 120 ile 124'ün ortasında bulunan sayı kaçtır arkadaşlar? 122'dir. 122'den 2 çıktı. 120 kaldı. 122'ye 2 ilave ettik. 124 oldu. Artı 4 de burada var. Bunu da kök içinde yazalım. Ne oldu bu ifade? 122'nin karesi eksi 4 artı 4. Bunlar gitti. 122'de dışarı kök 122. 122'nin karesinin kökünü almak demek. Bu dışarıya 122 olarak çıkar demektir arkadaşlar. Evet. Bu ifadede de arkadaşlar bakın. Üst terim var. Eksi kare var. Artı eksi diye gidiyor terimler arkadaşlar. Son terimi ne olması lazım bunun? 1 eksi 1 olması lazım. 2 eksi 1 eksi 1 diye parçalarız arkadaşlar. Bu ifade de x eksi 1'in küp açılımıdır. Arkadaşlar binom açılımını bilen arkadaşlarımız burada görebilen arkadaşlarımız için çarpanla ayırma burada daha kolay oluyor. Görüyorsunuz. 11'den 1 çıktı. 10'un küpü. 10'un küpü. Bu da ne kaldı? 10'un küpü eksi 1. 10'un küpü 1000 yapar. 1 çıktı. 999. 999 olarak bulunur arkadaşlar. Evet. İfadesini alabileceği en küçük değer kaçtır diyor arkadaşlar. Tam kareyi tamamlama yöntemi yapalım arkadaşlar. Eksi 4'ün yarısı kaçtır? Eksi 2'dir. Eksi 2'nin karesini alın arkadaşlar. Eksi 2'nin karesi kaç yaptı? Artı 4. X karenin işareti artı olduğu için 3. terimi tam kareyi tamamlayabilmek için şu ifadede şu ifadeye bir sayı ilave edeceğiz. Tam kare yapacağız. Dolayısıyla ortadaki terimi ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. Karesini aldık. 4 oldu. O zaman ekleyeceğimiz 3. terim 4 olacak. Bir tane de 4 çıkart. 4 ilave edip 4 çıkarttığımız zaman bir şey değişmiyor burada. Herhangi bir değişiklik yapmış olmuyoruz. Artı burada kaç var? 10 var. O zaman şu 3 terim tam kare oldu arkadaşlar. Karesi artı 6 oldu. O zaman x gerçek sayı. Bu ifadenin alacağı en küçük değer kaçtır? 0'dır. Bunun içi sıfır olduğunda da bu ifadenin alacağı en küçük değeri 6 olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Bu ifadeler sadeleşmiş. İki terimli ifadeler sadeleşiyor. Bakın bu bir polinom. Bu da bir polinom. Bu polinomun sıfırları var arkadaşlar. Sadeleşiyor. X-1'e X-2'ye geliyor. O zaman X-1 bu polinomun bir çarpanıdır arkadaşlar. Bunu biliyoruz zaten. X-2 de bunun bir çarpanıdır. O zaman neler sadeleşmiş burada? Bunun çarpanlarını bir bulalım. X-3 çarpı X-1 arkadaşlar. O zaman X-3'ler birbirine götürmüş ki x-3 burada gitmiş. Sadeleşme olmuş. x-1 kalmış. O zaman x-2 ile x-3'ün çarpımı bu ifadeyi verecek bize. x-3 çarpı x-2 x kare eksi ax artı b'ye. Açalım bunu. x kare eksi 2x eksi 3x eksi 5x artı 6 oldu. x kare eksi ax artı b de buradan geldi. Eksi ax'i 5 ise a'nın değeri 5'tir. B'nin değeri de 6'dır. 6 ile 5'in toplamı 11 gelir arkadaşlar. Bu açılımı yapalım. Buradan ne gelecek? Bu ifade x kare eksi y kare x kare eksi y kare çarpı x kare artı y kare diye yazalım bu ifadeyi. Bu ifadenin çarpanları nedir arkadaşlar? 2 ise x diyelim. Eksi y'ye eksi y diyelim. Eksi 2 x y. 1 x y'ye de eksi x y de buradan var. Eksi 3 x y'yi bulduk. Ama burada ne var? X kare eksi 3x artı y kare var. Evet. Burada a artı b top olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar burada a artı b toplamı falan yok. Yani soruya şöyle bir bakalım. Yani a artı b toplamı nerede var? A ile b görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Yani dolayısıyla bu soruda a artı b toplamı burada a artı b olmayacak. Yani soruda yanlış yazılmış bir ifade bu arkadaşlar.
Bu ifadede, bu soruda şey söylemem çok zor şu anda. A artı B istiyor. Soruda verilen bu. İstenilen bu. X kare eksi 3x y kare var. Bu da çarpanla ayrılması için burada bence bir tane y olması lazım arkadaşlar diye düşünmem lazım. Zaten soru şu anda istenilen yanlış da burada da bir tane y çarpanı olması diye olması gerekir diye düşünüyorum. 2x eksi y çarpı x eksi y de buradan gelsin. Bunu da çarpanlara atarım arkadaşlar. Ters çevirelim. 2x eksi y bölü x kare artı y kare gitti. X kare artı y kare birbirini götürdü. Arkadaşlar buradan 2x eksi y ile birbirini götürdü. X kare eksi y kare ile x eksi y birbirini götürürse x eksi y çarpı x artı y olacak. Y ile birbirini götürdü. Kalan x artı y oldu arkadaşlar. Cevap Edirne gelecek. Yani bakın arkadaşlar, artı b toplamı, yani bu ifadenin en sağda çekti. İfadesinin en sağda çekti. Aşağıdakilerden hangisidir diye soruyu sorması lazım. Şu bölüm olmayacak. Burada da x'in yanında bir çarpan olarak y bulunmak zorunda. O zaman cevap x artı y olarak geliyor bu soruda. Bu düzeltmeye dikkat edelim arkadaşlar. Böyle sorunun çözümü yok. Evet, bu sorudan bakalım arkadaşlar. Şimdi x 2 ile x kare x artı 2 x artı 4'ü görmemiz lazım. Yani x küp eksi 8'in açılımını bilirseniz işiniz kolay. Nedir bu? X kare artı 2 x artı 4'tür. X 2 ile bu paydaya 1 verdim. Bu ifadenin paydası 1'di. Paydaları eşitleyecek olursam x 2 çarpı x kare artı 2 x artı 4 gelecek. Artı 8 yukarıda, paydada x kare artı 2 x artı 4 oldu. Çarpı bölmeyi dönüştürelim arkadaşlar. 2 kare bu, bunu açarsak şurayı açalım da yazalım. X kare artı 4x artı 4 eksi 2x. Buradan x kare artı 4x artı 2 geldi. X kare 4x eksi 2x toplarsak 2x yaptı. 2x artı 4 geldi. Bu aşağıya da x kare geldi arkadaşlar. Şu ifadeler birbirini götürdü. Efendim bu ifade neydi? Şu ifade x küp eksi 8 arkadaşlar. X küp eksi 8 artı 8 bölü x kare kaldı. Eksi 8'ler birbirini götürdü. O zaman x küp bölü x kare, o da x geldi arkadaşlar. Cevabımız Adana. Evet, ödev testimiz 3'e geldik. Daha önceki videolarda buna benzer sorular çözdük. X eksi 3'ün küpü eksi 3 eksi Pardon, x eksi 3'ün karesi artı 3 diye gidiyor. Artı eksi artı 3'leri gördük mü? Gördük. O zaman 3'lü gidiyorsa arkadaşlar son terimini bir ne yapalım? Bir tane eksi 1 verelim. Buraya da eksi 4 verelim. Şu açılım arkadaşlar. Açılımı görebilmemiz lazım. X eksi 3 eksi 1'in küp açılımı bu arkadaşlar. Binom açılımı. Eksi 4 kalacak burada da. O zaman bu ifade ne olacak? X eksi 4'ün küp açılımı eksi 4 olarak yazılacak. X'in yerine bu ifadeyi yazarsak 4'ler birbirini götürdü. 4'ün küp kökünün oldu. 4 geldi. Bunlar da birbirini götürdü. 4 eksi 4 0 olarak bulunur arkadaşlar bu ifadede. Bu ifadenin değeri de 0 olarak bulundu. Bakın şu binom açılımlı tarzı, yani x eksi y'nin küpü, x artı y'nin parantez küpü tarzı soruları görüyorsunuz. Çok soruluyor arkadaşlar. Çok sorulan sorular bunlar. Bunlara dikkat edelim. Evet, a kare eksi 4a eksi b kare eksi 2b artı 3 diye bir ifade var. İfadesinin çarpanlarından bir tanesi diyor. A kare eksi 4a dediği zaman arkadaşlar tam kareye tamamlayacağız. Oradaki terim eksi 4'tür. Eksi 4'ün yarısı 2'dir. 2'nin karesi 4. 4 ilave edip 4 çıkartalım arkadaşlar. Şimdi burayı bir tam kare yaptık. Şimdi sırada eksi b kare eksi 2b var. B karenin içareti eksi ise ilave edeceğimiz üçüncü terim eksi olacak. Çıkartacağımız terim de, yani eksi 1'in yanına koyacağımız sayı da artı 1 olacak. Eksi b kare. Eksi 2'yi bölelim arkadaşlar. Eksi 2 2'ye böl. Eksi 1 karesi 1. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Bir tane eksi 1 koyacağız. Bir tane artı 1 koyacağız buraya. Artı 3 diyeceğiz. Buradan ne geldi? Şu terimden arkadaşlar. Bakın eksi 4 ile 3 artı 1 4 birbirini götürdü. A eksi 2'nin karesi oldu. Buraya da eksi parantezini aldık. B artı 1'in karesi de burası geldi arkadaşlar. İfadesinin çarpanlarından biri diyor. 2 kare farkından devam edelim. A eksi 2 artı B artı 1. Buradan da A eksi 2 eksi B eksi 1 diye yazalım.
Buradan a artı b eksi 1 geldi. Buradan da a eksi b eksi 3 geldi. A artı b eksi 1. A eksi b artı 3. A eksi b eksi 3. Şimdi arkadaşlar denizli. Bu sorunun şıkkı da denizli arkadaşlar. Doğru cevabı denizli. İfadesini alabileceği en küçük değer için x artı y toplamı kaçtır? İfadesini alabileceği en küçük değer için 9x kare diyor arkadaşlar. 6x var bakın 9x kare artı 6x. Şimdi arkadaşlar bakın 3x diye yazarsak ortada 6x olacak. Yani burada bir tane 1 olsa bakın 1 1 diye yazsak şuraya 1 1 diye yazsak 3x 6x ortadaki değeri verecek. Yani o zaman burada 9x kare artı 6x'i yanına bir sayı ilave ettik. Kim? 1 ilave ettik. 1 çıkarttık. Bu ifade ne oldu? 3x artı 1'in parantez karesi oldu. Evet. Y şimdi de y kare eksi 4y var. Arkadaşlar y kare eksi 4y eksi 4'ün yarısı kaçtır? Eksi 2'dir. Karesini al 4 yapar. 4 ilave edip 4 çıkartalım. Artı 15 de arkada var. O zaman şu 3 terimi de y eksi 2'nin karesi olarak alalım. O zaman bu ifade ne oldu? 3x artı 1'in karesi 3x artı 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi. Burada kaç geldi arkadaşlar? 5 artı 10 kaldı. İfadesini alabileceği en küçük değer için x artı y toplamı en küçük olması için bu ifadeleri sıfırlaması lazım arkadaşlar. Kareli ifadeler her zaman pozitif değerler alır ama en küçük değeri kaçtır? Kareli ifadenin sıfırdır. Şunu sıfır ve şunu sıfır yapan değeri bulursak bu ifade en küçük değerini 10 olarak almış olur. Bu ifadenin en küçük değeri almasını sağlayan x ve y değerleri toplamını soruyor bizden. X'in değeri eksi 1 bölü 3'tür. Y'nin değeri de 2'dir arkadaşlar. Eksi 1 bölü 3 kaç yaptı? 5 bölü 3 geldi. Cevap Deniz. Şimdi ifadesinin en sade şekli x artı 1 bölü x eksi 3 olduğuna göre m artı b toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu ifade iki tane polinom var. Bu polinomun bu iki polinom sadeleşiyor. X artı 1'e x eksi 3 kalıyor. Yani x artı 1'e x eksi 3 kalıyorsa o zaman bu polinomun sıfırlarından biri de x artı 1 diğer anlamıyla x artı 1 bu polinomun bir çarpanıdır. Çarpanın sıfırlayan değerleri bu polinomun sıfırlarıdır. O zaman bunu sıfırlayan değer kaçtır? Eksi 1'dir. Buraya eksi 1 koyalım şu polinoma. Eşit diyelim 1 eksi m artı 2 0. M'nin değeri kaçtır buradan? 3'tür arkadaşlar. M'yi 3 olarak bulduk. Aşağıyı ne yaptık? Aşağıdaki terimde de x gördüğümüz yere 3 yazdık. 9 eksi 3 eksi b eşittir 0. M'nin değeri de 6'dır. B 6 M 3 toplamları 9 yaptı. Evet. İfadesinin en sağda çektiği açıdan hangisidir diyor. A artı B'nin ikisinde de eksi var. O zaman bu ifade x eksi a şeklinde, bunu da x eksi b şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. İki sayı çarp artı ama top a ile b'yi toplamış eksi a ile eksi b. Bakın şu eksiyi etkilettirirsek eksi a eksi b yapar. Demek ki bu ifadenin çarpanları buymuş. Bu ifadenin çarpanları ne arkadaşlar? C pozitif durumda bakın. C ile x'i çarp cx eksi ax. A eksi bir durumda arkadaşlar. O zaman a'yı şu şekilde yazabiliriz. X eksi a çarpı x artı c diye de bunu yazabiliriz. Bakın bununla bunu çarptık. X ise c'yi çarptık. Cx. Pozitif eksi a ile x'i çarp. Eksi ax geldiğini de görüyorsunuz burada. Bu ifadeyi çarpanlara bu şekilde ayırdık. Burada x artı c var. Burada x eksi b var. X artı c'ler birbirini götürdü. X eksi a'lar birbirini götürdü. Burada da paydada x eksi b vardı arkadaşlar. X eksi b ile bunlar birbirini götürdü. Sonuç kaç kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. Bunlar birbirini götürdü. Sonuç 1 olarak kaldı. Evet. Bu arkadaşlar burada da ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz ama ondan önce şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın x eksi 3, x eksi 3. Hem bu ifadede hem bu ifadede x eksi 3 orta parantezini alabilirsiniz. Bakın biz burayı eksi 2 parantezini alırsak arkadaşlar. Şu ifadeyi eksi 2 parantezini alırsak ne kaldı eksi 2 parantezini alırsak? X eksi 3 oldu. Şu eksiyle efendim bu terimde ve bu terimde x eksi 3'ler ortak. X eksi 3 ortak parantezine alalım bunu arkadaşlar. Ne oldu burası? X eksi şu ifadeyi x eksi 3 ortak parantezine alırsak burada 1 kaldı. 1 bölü x eksi 1 eksi 2 ile eksi bunu çarp artı 2 oldu. Böyle x eksi 2 oldu.
Bölüyü çarpmaya dönüştürelim. 2x diye bunu yazalım. Bunu da 3x diye yazdık. 4'e kaç dedik? 4'e 12 fazla gelir arkadaşlar. 4'ü 3 desek. 3'e 4 diyelim biz onu da. Bakın ben de x'i verdik. Bu da 3x eksi 4 çarpı x eksi 3 olarak yazılır. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? Çarpım durumunda dönüştürdük bunları. Bunun paydasını x eksi 2 ile verdik. Burası ne olur o zaman? Bunun paydasını x eksi 2 ile çarptık. Bunun paydasını da x eksi 1 ile çarptık. X eksi 3 çarpı paydasını da 1 koyabilirsiniz. Kafanız karışıyorsa böyle. X eksi 2 ile bunu çarptık. Artı 2 ile x eksi 2 ile bu yukarıyı çarptık. De bunu çarptık. 2x dedik. Efendim 3x eksi 4 geldi yukarısı. 3x eksi 4 bölü x eksi 2 çarpı x eksi 1'i bulduk. Çarpı 2 eksi x bölü 3x eksi 4 çarpı x eksi 3 dedi. Bunu yazalım. Arkadaşlar x eksi 3'ler birbirini götürdü. 3x artı 4'ler birbirini götürdü. X eksi 2 ile 2 eksi x birbirini götürürse burada eksi 1 yapar arkadaşlar. Bunlar birbirinin ters işaretlisi. Ters işaretli olduğu için eksi 1'dir. Yani 5 eksi 3 ile eksi 5 artı 3'ü birbirine böldüğünüz mü cevap eksi 1'dir arkadaşlar. İşaretler ters işaretli iki terimli iki ifadeyi birbirine bölecek olursanız sonuç eksi 1'dir arkadaşlar. Buradan ne kaldı? Eksi 1 bölü x eksi 1 kaldı. Eksi 1 bölü x eksi 1. İsterseniz pay ve payda eksi ile çarparsanız 1 bölü 1 eksi x oldu. 1 bölü 1 eksi x. O da C şıkkı olarak bulunuyor. Evet arkadaşlar. Polinomlar konusunun ödev testlerini burada çözmüş oluyoruz. Diğer föylerimizde, diğer videolarımızda da bir adım ötesi olan soruları çözeceğiz. Evet. Bu dersimiz de burada sona eriyor. Hoşça kalın arkadaşlar.